Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı Cive Göze sınır kapısında güvenlik önlemlerinin daha da artırılacağını belirtirken bu kapıya mobil X-ray cihazı konuşlandıracaklarını söyledi. Tabii güvenlik önlemlerini daha fazla artıracağız. Cive Göze sınır kapısındaki patlama sonrası incelemelerde bulunmak üzere Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve İçişleri Bakanı Muammer Güler ile birlikte Hatay'a gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Hatay Havaalanı'nda düzenlenen basın toplantısında 13 kişinin vefat ettiği bir olayın hemen akabinde gümrük kapıları ve ticaretle ilgili bir değerlendirme yapmanın çok anlamlı ve doğru olmadığını ifade etti. Gümrüklü sahanın 20 metre dışında ara bölgede cereyan eden eylem sonrasında modern kapıda teknolojik donanımların büyük ölçüde zarar gördüğünü belirtti. İşlevsel durumu devam ediyor mu etmiyor mu bunu bilecek durumda değildir. Çünkü sahada adli kovuşturma çerçevesinde alınmış önlem dolayısıyla giriş çıkış yasak. Bu süreç devam ediyor. Bu süreç bitince elbette ki bizim teknik ekibimiz ve TOB'un teknik ekibi bekliyor, hazır bekliyor. Bu değerlendirme yapacaklar. Teknolojik imkanlar hizmet üretmeye elverişli durumda ise hemen, değilse en kısa zamanda bunun devreye sokulması suretiyle. Sınırdaki ara bölgede günde yaklaşık 150 tır ticaretinin cereyanını sağlayacaklarını da vurgulayan Bakan Yazıcı, tabii güvenlik önlemleri daha da artırılacak. Türkiye'ye hemen girişte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sadece sahip olduğu bir tane mobil X-ray cihazımızın bu kapıya konuşlandırılması için de talimat verdim diye konuştu. Belki Türkiye hemen girişte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sadece sahip olduğu bir tane mobil X-ray cihazı, mobil summit çok var, mobil X-ray araç cihazımızı şimdi talimat verdim. İnşallah onu da bu kapıya konuşlandıracağız. Bir gazetecinin insani yardımın sağlandığı kapının yine aynı işlemine devam edip etmeyeceği yönündeki sorusuna Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, savcılık elemanları ve emniyet tamamen kanıtları derleyip toparlayıp çekildikten sonra saha tamamen gümrük elemanlarına teslim edildiği andan itibaren hizmetler, elektronik aygıtlar çalışmıyorsa manuel olarak yapılacak, hiç duraksama olmayacak cevabını verdi. Hizmetler elektronik aygıtlar çalışmıyorsa manuel olarak yapılacak. Hiç duraksam olmayacak. Bir taraftan da elektronik aygıtları çalışlara getireceğiz. Bu uzun zaman almaz. Birkaç gün içerisinde oradaki ticari aktivite devam edecek. Kontrolleri daha fazla sıklaştıracağız.